İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, yine bir Ender Hoca Püf Nokta etkinliğine hoş geldiniz diyelim. Yine püf noktalar üzerine konuşacağız. Bilginiz olsun. Biraz bekleyelim 1-2 dakika kadar. Herkes gelsin, katılsın. Ondan sonra başlarız yavaş yavaş. Bu arada halinizi, hatırınızı soralım. Büyük şehirde olanlar evdeler büyük ihtimalle. Evet. Merhaba Nurdan Hocam. Hoş geldiniz. Bu arada Türkiye genelinde çok ciddi bir internet sıkıntısı var. İnternete bağlanmakta biraz zorlanıyoruz. O yüzden donabilir belki bu akşam, bilemiyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Gelişim öğrenmede sıkıntım var. Sayfamızı takip et. Püf noktalara dikkat et hocam. Evet, şehirler büyük, yaşamlar küçük. Güzel bir... Serhat hocam, hoş. Pekala. Herkes iyidir umarım. Bizden de selamlar Halil hocam. Evet, hemen başlamadan söyleyelim. Can dersimize katılan arkadaşlarımızdan 5 kişiye püf nokta hediye edeceğim çekilişle. Hemen canlı yayından sonra bir post paylaşacağım. Altına yorum yapanlar içinden 5 kişiye çekilişle vereceğiz. Eğer 500 püf nokta videosunu daha önceden almışsanız arkadaşlar, aynı şekilde iadesini yaparız ya da başka bir hediye de verebiliriz bunun yanında. Evet, hadi bakalım. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, bu akşam çekilişimiz var tabii ki. Ben hediyesiz olmaz. Tamam mı? Hadi bakalım. 5 kişiye. O yüzden herkes güzelce takip etsin. Bu arada canlı kampımızı soranlar var. Eğitimdeyiz. GKG eğitim kampları Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yayılacak şekilde yapacağız. Kontenjanımız çok az. Normalde 100 kişi alacaktık arkadaşlar. Edebiyat TV'deki öğrenci arkadaşlarımızdan da katılanlar var. Şu an herhalde 10-15 kişilik yer ancak kalmıştır. Bilemediniz 20 kişilik. O yüzden düşünen varsa eğitimdeyiz.com'a girsin. Eğitim paketleri canlı kısmından GKG'ye ve eğitim. Seminer olarak geçiyor 100 liralık paketler. İkisini toplarsanız %10 indirim var. Bilginiz olsun. Tamam mı? Çekilişe katılacaklar. Bu yayından sonra püf noktalarımız var. Yine 6-7 tane güzel püf nokta var. Onları verdikten sonra canlı yayını bitirince post paylaşacağım. Ender Hoca Eğitim Bilimleri sayfasında. Yani bu sayfamızda. O yorum yazanlar içinden 5 kişiye. Tamam mı arkadaşlarım? Pekala. Sınav ertelendi zaten hocam. Eylül ayına, Ekim ayına ertelendi. Başka ertelenmez artık herhalde. Kısmet tabii ki. O günleri bir görelim. Peki. Hazır mıyız öğretmenlerim? Herkes hazır mı? Şimdi yine sizden gelen birçok püf nokta var, birçok soru var arkadaşlar. Özelden çok yazan öğretmenlerimiz var. Önce şunu da belirteyim. Özelden soru gönderen öğretmenlerimiz var ama tek tek çözemiyorum. Mümkün değil arkadaşlar. Sayfada kaç bin kişi var. Dolayısıyla ancak bu şekilde herkese hitaben püf noktalar ele almaya çalışıyorum. Bugün ama şunu tercih edeceğim. Daha önceki etkinliklerde gelişim öğrenme karma gitti. Bugün de gelişim öğrenmeden karma 5-6 tane bir püf noktam var. Evet, yayının sonunda paylaşacağım postu. Bu püf noktalardan sonra sonraki etkinliği ölçme püf noktası yapacağım. Bugünkünü değil arkadaşlarım, daha sonrakini yapacağız. Ve bugün daha çok böyle hem karıştırdığınız ve daha geçen derste yetiştiremediğim şeyler var. Püf noktalar var. Hem de birkaç tane sürpriz olabilecek püf noktaları vereceğiz. Bilginiz olsun. Bu arada ricamız şu. Kalp atmayın arkadaşlarım. Neden? Arkadaşlarımızın bağlantısını etkileyebiliyor. İsteğim şu. Postu paylaşacağım canlı yayından sonra. Onun altına bol bol kalp atabilirsiniz. Orada sınırsızsınız. Ama şimdilik atmazsanız memnun olurum. Tamam mı arkadaşlarım? Pekala. Ben böyle deyince şimdi Ender Hoca kalp atmayın dediği halde herkesin daha fazla kalp atması hangi kavramdır diyerek başlayalım o zaman arkadaşlarım. Evet, cevaplarınızı alayım bununla ilgili. Ondan sonra startınızı verelim. Evet, işte onu soruyorum. Ben kalp atmayın dediğim halde daha fazla atmaları. Evet.
Psikolojik tepkisellik. Doğrudur arkadaşlarım. Evet, doğrudur. Psikolojik tepkisellik. Tamamdır. Hadi bakalım. O zaman yok. Psikolojik tepkisellik nedendir arkadaşlarım? Çünkü özgürlükler kısıtlandığı anda özgürlüğü elde etmek için davranış daha fazla yapılır. Dolayısıyla buna psikolojik tepkisellik adını veriyoruz. Alın size bir püf nokta daha vermiş olalım. Pekala. Haydi bakalım. Ben şimdi yorumları kapatıyorum. Her püf noktadan sonra görüşlerinizi alacağım. Evet. Şimdi arkadaşlarım. Basit bir püf noktayla başlayacağız. Yapı iskelesi ve yakınsal gelişim alanını soran çok öğretmenimiz oldu. Daha önceki mesajlarımızdan da. Şimdi yakınsal gelişim alanı ve yapı iskelesi önemlidir. Ortalamada ÖSYM 2 yılda bir mutlaka soru karşımıza çıkartıyor. Vygotsky'nin ortaya koyduğu kavramlar. Şimdi arkadaşlarım, yapı iskelesini aslında yakınsal gelişim alanından tam olarak ayırmak diye bir şey olamaz. Çünkü Vygotsky'nin kuramını yansıtan görüş aslında yakınsal gelişim alanıdır. Hatta gelişmeye açık alan. Bunun içinde yer alan kavramlardan birisi de yapı iskelesidir. Yani yapı iskelesi dediğimiz kavram aslında kuramın görüşünün altında yer alıyor. Peki nasıl ifade edebiliriz? Eğer ÖSYM size şöyle bir soru sorarsa, bir kişinin kendi başına yaptığı öğrenmeler ile başkalarıyla yaptığı öğrenmeler arasındaki fark nedir derse, yani benim kendi başına yaptığım öğrenmeler ama bir de başkalarıyla etkileşim halinde yaptığım öğrenmeler arasındaki farkı ifade ediyorsak, buna gelişmeye açık alan ya da yakınsal gelişim alanı denir. Bu arayı ne etkiler? Sosyal çevre etkiler, dil gelişimi, aile, hepsi etkileyen unsurlardır. Bakın, fark ettiyseniz çok genel bir tanımlama yaptık ve kuramın genel ifadesini verdim. Bu yakınsal gelişim alanı. Ama bunun içinde bir kavram var. Yapı iskelesi dediğimiz olay, scaffolding. Destekleyici yapılama diğer adıyla da. Şimdi bunu şöyle ifade eder ÖSYM. Öğrenmenin başlangıcında bir kişi ya da bir unsura. Dikkat edin, öğrenmenin başlangıcında bir kişi ya da bir unsura çok fazla ihtiyaç duyarız. Öğrenme oldukça ona olan ihtiyacımız giderek azalmaya başlar der. Mesela ben bisiklet sürmeyi yeni öğreniyorum ve babam bana bisiklet sürmeyi öğretiyor diyelim. İlk etapta babam beni tutar, bisikleti sürmeye başlarım. Ben bisiklet sürmeyi öğrendikçe babama olan ihtiyaç giderek azalmaya başlar. Bu durumda benim yapı iskelem babamdır. Öğrenmenin başında ona çok ihtiyacım vardı. Öğrenme oldukça ona olan ihtiyacım azalmaya başladı. İşte bu şekilde vurgu yaparsa buna yapı iskelesi diyoruz. Ben bunu gerçek anlamda hayattaki inşaatlardaki iskeleden bahsediyorum. Mesela bir inşaat yapılıyor gibi düşünün. İnşaat yapılırken ilk önce ne kurulur? İskele kurulur, değil mi, etrafına? Ustaların etrafında dolaşmaları için ya da tuğlalar örmeleri için kurdukları bir iskeledir. Bakın, eğer inşaat bitmediyse, inşaat yapım aşamasındaysa ustalar o iskeleye çok ihtiyaç duyarlar. Ama inşaat bittikçe, kat atıldıkça, tuğlalar örüldükçe, inşaat bitmeye yaklaştıkça ustaların o iskeleye artık ihtiyacı giderek azalır ve en sonunda ortadan kalkar. O yüzden iskeleleri de kaldırırız. İskeleyi, yapı iskelesini gerçek iskeleden, yani inşaat iskelesinden çağrıştırabilirsiniz değerli öğretmenlerim. Basit bir püf noktayla başladım ama önemli tabii ki. Tamam mıyız? Herhalde herkes de gelmiştir. Evet, birinci püf nokta tamamdır. Hadi bakalım, zamanı etkili kullanalım, hızlı hızlı. Var mı problem? Ha, bu arada siz sormadan söyleyelim. Yapı iskelesinin yöntem tekniklerdeki karşılığı arkadaşlar bilişsel çıraklıktır. Bilginiz olsun, tamam mı? Yöntem teknikler olarak karşılığı bilişsel çıraklıktır. Bu şekilde değerlendirelim. Evet, şu an cevabınızı vermiş oldum hocam. Pekala. Haydi o zaman ikinci püf noktayı ele alıyoruz. İkinci püf noktayı ele alıyoruz. O da örtük sönme. Şimdi arkadaşlarım, yorumu kapatıyorum. En sonunda güzel güzel sohbetimizi yaparız. Örtük sönme. Bakın, hiç sorulmadı ama sorulma ihtimali yüksek arkadaşlar. Tolman'ın işaret kuramında, işaret öğrenme kuramında yer alan bir kavramdır. Niye önemli? Sorulmadı ama sorulmaya çok müsait bir kavramdır. Örtük sönmenin örneğini vereceğim. Bilmeyenler varsa kesinlikle not alın, tavsiyemdir. Bir çocuk var. Bu çocuk her sabah kalkıyor arkadaşlar, odasını düzenliyor, yapıyor. Annesi de bu çocuğa dolaptaki kırmızı tabakta, her sabah dolapta kırmızı tabakta bir kurabiye oluyor. Ve her sabah dolaptaki o kırmızı tabaktan bir tane kurabiyeyi alıyor, bu çocuğa veriyor. Çocuk odasını topluyor. Annesi kırmızı tabaktan aynı şekilde kurabiyeyi alıyor, çocuğa veriyor. Bu her zaman böyle gerçekleşiyor.
Çocuk da her sabah odayı topluyor. Neden? Beklentisi kurabiye yemek. Amacı kurabiye yemek ve bu amacına da ulaşabiliyor. Bir gün arkadaşlar bu çocuk annesinden daha erken bir saatte kalkıyor. Ve su içmek için dolabı açtığı zaman bir bakıyor ki kırmızı tabağın içerisinde bir kurabiye yok. Ve çocuk burada bu gözleminden yola çıkarak arkadaşlar. Ha demek ki ben bugün odamı toplarsam kurabiyeye ulaşamayacağım. Yani beklentim gerçekleşmeyecek. Amacıma ulaşamayacağım düşüncesini oluşturuyor. Ve o gün o davranışı gerçekleştirmiyor. İşte bu duruma örtük sönme deniyor. Peki işaret öğrenmeyle ne alakası var? Tolman'ın kuramında şöyle bir olay vardır. Bir kişi eğer beklentisi gerçekleşmezse, amacına ulaşmaz ise arkadaşlarım, o davranışı yapmaz. Ama amaca götüren bir davranış varsa, beklenti karşılanırsa o davranışı yapar. Dolayısıyla bu çocuk kırmızı tabaktaki kurabiyeleri görmeyince, beklentisinin karşılanmayacağını düşününce o davranışı yapmaktan vazgeçti. İşte böyle bir örnek karşınıza çıkarsa buna örtük sönme diyoruz. Hiç çıkmadı ama sorulma ihtimali yüksek. Bu verdiğim kavram sorulmayıp da sorulma ihtimali yüksek olan kavramlardan biriydi. Birkaç tane daha böyle kavramım var. Sonra karıştırılanlara devam edeceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Örtük sönme. Var mı problemimiz? Evet, örtük sönme problemi var mı? Tamamdır. Bu arada evet. Tamam. Arada böyle karışık yapıyoruz tabii ki. Çünkü bir sürü püf nokta var gelişim öğrenmeyle ilgili. Hatta biliyorsunuz video setinde 500 püf nokta var arkadaşlarım. Biz burada demo yapıyoruz. Hem de sizlerin taleplerini karşılamak adına. Pekala. O zaman bir tane daha bilmediğinizi ya da birçoğumuzun bilmediği bir kavram vereceğim ama çıkma ihtimali yüksek arkadaşlarım. Bilenler tabii ki var. Aynı şekilde paylaşımlarımı takip ediyorsanız orada da görmüşsünüzdür. Pasif beklenti dediğimiz kavram arkadaşlar. Pasif beklenti. Nedir derseniz 0-1 yaş Piaget'in duyusal motor dönemi arkadaşlar. Bu dönemde kazanılan en büyük özelliklerden birisi nesne sürekliliği. Hatırlayacaksınız. Neydi nesne sürekliliği? Mesela bir çocuğun önünde bir tane nesne var, bir oyuncak var. Mesela burada bir hamur kutusu var. Bunu ben çocuğun elinden alıyorum ve saklıyorum. Eğer bu çocuk bu oyuncağı aramaya devam ederse, ağlarsa, onun kaybolmadığını bilirse biz buna nesne sürekliliği diyorduk. Bu birçoğumuzun bildiği bir şey zaten. Ama burada bir kavram daha var ki hiç sorulmadı ve gelebilir. Pasif beklenti. O da nedir? Mesela ben bu oyuncak elimdeyken, çocuğun elindeyken alıyorum ve arkama saklıyorum arkadaşlarım. Az önceki olayı anladık. Nesne sürekliliği. Bu esnada çocuklar arkadaşlar şöyle bir davranış sergiler. Benim o oyuncağı götürdüğüm tarafa doğru baka kalırlar, dona kalırlar arkadaşlar. Böyle bir anlık dururlar arkadaşlarım. Hiç kımıldamaz, oraya bakıp kalırlar. Bu dona kalma, bu baka kalma olayına pasif beklenti adını veriyoruz. Yani nesne sürekliliği aşamasında nesnenin ya da oyuncağın gittiği tarafa baka kalmak, dona kalmak olayıdır. Pasif beklenti dediğimiz kavram. Yine sorulabilme ihtimali olan kavramlardan birisidir arkadaşlarım. Evet, not almışsınızdır umarım. Var mı sıkıntımız bununla ilgili? Biraz hızlı gidiyorum bunlarla ilgili. Zaten internetimiz problemli. Hazır donmadan hemen halledeceğim hepsini teker teker. Evet, var mı problemimiz? Pekala. Bir tane daha yine spesifik bir kavram vereceğim. Bu da önemli. Bu da hiç sorulmamış ama sorulma ihtimali yüksek olan kavramlardan birisidir değerli öğretmenlerim. Bunu da verip sonra sizden gelen bir iki tane daha böyle güzel karıştırdığımız kavram var. Onları da vereceğim. Nedir derseniz sıradaki. Arkadaşlar kaydedecek misiniz diye sormayın ya. İzleyin. Şurada bir yarım saat vaktimiz var zaten. Hadi bakalım. Tamam mı? Pekala. Tamamdır. Hadi bakalım, o zaman kaydı durdurdum. Yine pardon yorumları kapattım. Ve bir diğerine geliyoruz. Genellenmiş taklit. Duyanlar var, duymayanlar var. Farkındayım, hiç sorulmadı. Sorulma ihtimali yüksek. Sosyal öğrenme kuramı içerisinde ele alınan bir kavramdır. Genellenmiş taklit. Aslında bu kavram şuradan geliyor arkadaşlarım. Sosyal öğrenme kuramı ya da dolaylı ya da gözleme dayalı öğrenme Bandura'nın biliyorsunuz ki. Bandura'dan daha önce taklit yoluyla öğrenme diye bir kuram vardı. Dolan ve Miller'ın ortaya attığı. Fakat kuramı geliştiremediler. Neyse önemli değil. Orada değiliz şu an biz. Bu kişiler yani taklit yoluyla öğrenmeyi kuramını ortaya atan kişiler genellenmiş taklit diye bir kavram ortaya attı. Nedir pekala olayımız? Yine örnek vereceğim. Not alırsanız sizin faydanız olacaktır.
Bir çocuk var, bir de abisi var arkadaşlarım. Bunlar tabii ki aynı evde yaşıyorlar. Abi evde dağılan kitapları ya da sağa sola saçılan kitapları çok güzel bir şekilde toplayarak raflara düzgün şekilde yerleştiriyor diyelim. Yani ortalığı topluyor. Bunu gören anne abiye teşekkür ediyor. Aferin oğlum, çok güzel yapmışsın diye ona teşekkür ediyor. Yani onun yaptığı davranışı aslında pekiştiriyor. Bu olaylara da küçük kardeşimiz şahit oluyor arkadaşlarım. Yani abisinin yaptığı davranışın ödüllendirildiğini küçük kardeş o an orada görüyor. Şimdi bu olaydan sonra bu çocuk, beklentimiz nedir? Tabii ki olacak olan şey nedir? Haliyle o davranış ödüllendirildiği için bu küçük kardeş abisi gibi ortalığı toparlayacaktır. Yani onu taklit edecektir. Tamam, burada hemfikiriz. Fakat küçük kardeş bununla yetinmeyecektir değerli öğretmenlerim. İşte burada çok önemli bir nokta var. Bu çocuk artık abisinin yaptığı iyi kötü fark etmez. Her şeyi yapmaya başlayacaktır. Çünkü abisinin yaptığı şeyler ödüllendiriliyor genellemesini yapacak. Dolayısıyla abisinin yaptığı artık her davranışı taklit etmeye başlayacaktır. Bu duruma ise genellenmiş taklit adını veriyoruz değerli öğretmenlerim. Bu da hiç sorulmamış ama böyle topun ucunda bekleyen kavramlardan birisidir. Evet, bugün aslında 3 tane bu şekilde kavram verdim. Örtük sönme, genellenmiş taklit ve pasif beklenti. Bunlar sorulabilme ihtimali olan yüksek kavramlar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim karıştırdığımız kavramların devamına. Evet, etkinin yayılması farklı bir şeydi Nurdan Hocam. Neydi? Bir davranışı pekiştirirken onun öncesi ve sonrasını da pekiştirmekti. Onu başka bir püf noktada yine detaya ele alırız. Tepki genellemesi ayrıdır. Bambaşka bir şey. Davranışlarımızı çeşitlendirme olayı, onu geçen püf noktada bahsettim. Dolaylı pekiştirme dediğimiz olay zaten yine o sosyal öğrenme ile ilgili. Burada genelleme var ama hocam, ekstra ona dikkat edin. Tamam mı? Evet. Okey miyiz? Şimdi gelelim bir diğerine. Olumsuz transfer ve ket vurma. Bunu geçen hafta, ondan önceki hafta sürekli sordunuz arkadaşlar. Artık açıklama vakti geldi. Kısa bir bunları ayrımını verelim. Üst düzey koşullanma, duyu soyun kuşlanma, bunları verdik. Evet. Diler hocam, ben teşekkür ederim. İnşallah hayatınız boyunca başarılar devam eder hocam. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Evet. Pekala, hadi bakalım. O zaman şöyle yapalım. Evet, olumsuz transfer, ket vurma ayrımı. Herkes dikkat etsin arkadaşlar buraya. Bunu sürekli soruyorsunuz. Bu arada şimdi daha önce paylaştığım püf noktalar olarak verdiğim şeyleri defalarca soran öğretmenlerimiz var. Sayfamı takip edin vesaire yapın. Çoğunun sorusunun cevabını alırsınız. Olumsuz transferle ket vurma geçen dersimizde, etkinliğimizde vakit kalmamıştı. Bugüne paslamıştım. Öncelikle şunu ifade edelim. Bizim aslında iki tane konumuz var arkadaşlar. Bir, öğrenmeyi etkileyen faktörlerimiz var. Bir de unutmaya neden olan faktörlerimiz var. Bambaşka konular. Öğrenmeyi etkileyen faktörler nerenin konusudur dersem, bizim öğrenme psikolojisinde ilk anlattığımız temel kavramlardan sonra anlattığımız bir mevzudur. Fakat unutmaya neden olan faktörler dediğimiz yer, bizim en son anlattığımız konulardan birisi olan bilgi işleme kuramı ile alakalıdır. Şimdi arada çok önemli fark var. Bizim transfer dediğimiz konu, yani bir öğrenmenin başka bir öğrenmeyi etkilemesi dediğimiz mevzu, neyle alakalıdır değerli öğretmenlerim? Öğrenmeyi etkileyen bir faktördür. Ve biz bunu ikiye ayırıyoruz. Olumlu ve olumsuz transfer. Eğer bir öğrenme diğer öğrenmeyi desteklerse bu bir olumlu transfer olur. Ama bir öğrenme başka bir öğrenmeyi engellerse, oluşmasına mani olursa, biz buna olumsuz transfer adını veriyoruz. Şimdi baktığınızda ister olumlu olsun ister olumsuz transfer olsun, transfer dediğimiz şey yeni bir öğrenme durumunda oluşan bir mevzudur. Şu ayrımı yapanlar varsa, bakın defalarca söyledim, unutuyorsunuz. İşte olumsuz transfer psikomotordur gibi bir genelleme yapan arkadaşımız var. Bir kesim var. Yıllardır bunu yapanlar var. Yapılacak en büyük hatadır. Böyle bir ayrım yok arkadaşlar. Olumsuz transfer bilişsel de olabilir, psikomotor da olabilir. Olumsuz transfer ya da bir transferi ortaya çıkartmak istiyorsanız en esas nokta şudur ki, yeni bir öğrenme durumunu engelleyeceğiz. Tamam hocam, bu olumsuz transferdir. Nasıl örnek verebiliriz? ÖSYM'nin örneğinden gidelim. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. ÖSYM nasıl sormuştu bize bunu? Benim evde bir buzdolabım var. Sağdan açılıyor buzdolabımız. Bozuluyor buzdolabım. Bu sefer yeni bir buzdolabı alıyorum. Bu ama soldan açılıyor.
Fakat ben yeni buzdolabına bir türlü alışamıyorum ve elim her seferinde sağ tarafa gidiyor. Bakın burada ne var? Yeni bir öğrenme durumunu kazanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Fark ettiniz mi? O zaman bu bir olumsuz transferdir. Ama hocam psikomotor oldu. Ama bilişsel de olabilir. Aha da şöyle bir örnek olabilir. Mesela elimde bir kutu var. Bu kutunun arkadaşlar ben İngilizcesini öğrendim. Neyse artık İngilizcesi. İngilizcesini öğrendikten sonra ben bu kutu kelimesini ya da kutunun Fransızcasını da öğrenmek istiyorum ama bir türlü Fransızcasını öğrenemiyorum. İngilizcesini öğrendim, bir dilde öğrendim ama bu sefer Fransızca'da bir türlü öğrenemiyorum ben bunu dersem bu da bir olumsuz transferdir. Bakın bu sefer psikomotor olmadı. Bilişsel oldu, fark ettiniz mi? Ama önemli olan burada zaten psikomotorluk ya da bilişsellik değil. Böyle bir genelleme yok. Bu genellemeyi kim söyledi size biliyor musunuz? ÖSYM geçmiş yıllarda hep olumsuz transferi psikomotor olarak verdiği için bir takım insanlar o zaman hiç uğraşmayın siz psikomotorsa yapıştırın dediler. Ama ÖSYM ne yaptı? Daha sonraki yıllarda bilişsel bir örnek sordu. Gereken cevabı verdi. Demek ki biz böyle bir ayrım yapmayacağız. Yeni öğrenme ise olumsuz transfer. Peki ket vurma nedir? Ket vurma dediğimiz şey yeni bir öğrenme durumunun oluşmasına mani olmak değil. Bir kere konusu orayla alakalı değil. Nerenin konusudur? Bilgi işleme kuramında unutmaya neden olan faktörlerden birisidir. Şimdi düşünüyorum, unutmaya neden olan bir faktörse, unutma varsa öğrenme zaten olmuştur. Demek ki yeni bir öğrenme değil, öğrenilmiş durumların unutulmasından bahsedebilirim. Nasıl olabilir? Ben önceden 541'li bir numara kullanıyordum. Artık 532'li bir numarayı kullanmaya başladım. Numaramı da kullanıyorum zaten. Bakın öğrenmede bir sıkıntı yaşadığımı ifade etmedim. Zaten kullanıyorum. Öğrenmişim ikisinde. Bir yerde öğrenilmiş. Daha sonra bir gün arkadaşım benden numaramı istiyor. Numarasını isteyince ben şu anki 32'li numaramı vermek yerine o an onu unutuyorum. 41'li numaramı veriyorum. Bakın öğrenmede bir sorun yaşamadım. Ama daha sonraki süreçte o bilgiyi hatırlamakta sorun yaşadım. Dikkat ettiniz mi? Bu bir ket vurmadır. Yeni öğrenmeyi unuttuğuma göre de ileriye ket vurma yaşamış olurum. Eğer ki eski numaramı benden istedi bir banka ya da bir vergi dairesi ya da başka bir yer, eski numaramı bir türlü hatırlayamadım deseydim o da ket vurma olacaktı. Bu sefer geriye ket vurma yaşayacaktık. Demek ki arkadaşlar burada mevzu yeni bir öğrenme durumunu engelliyoruz. Öğrenilmiş bir durumu unutuyor ya da karıştırıyor muyuz arkadaşlarım? Buna bakmak lazım. Şimdi bir de burada şu kavramla karıştırabiliyoruz bunları. Öncelik sonralık etkisi diye bir mevzumuz var. Bununla hiçbir şekilde karıştırmayın. Bu da başka bir yer aslında. Bu da hatırlamayı sağlayan unsurlardandır. Seri pozisyon etkisi diye bir yerimiz var. Seri pozisyon etkisi. Öncelik sonralık. Burada yani bu iki kavramı anlatırken biz unutma ya da karıştırma ya da öğrenmede zorluktan bahsetmeyiz. Öncelik ve sonralık etkisindeki anahtar püf nokta şudur. Bir öğrenme durumunun başını çok iyi hatırlarsın ya da sonunu çok iyi hatırlarsın. Buna deriz. Mesela ben size burada yarım saat, bir saatlik bir etkinlik yapıyorum. Eğer bu yarım saat, bir saatlik etkinliğin ilk kısımlarını çok iyi hatırlarsanız öncelik etkisi, son kısımlarını çok iyi hatırlarsanız sonralık etkisi olur. Seri pozisyon etkisi. Bu hatırlamayı sağlayan bir unsurdur bir kere. Konusu da farklı. Dolayısıyla bu kavramları bu şekilde ayıracağız. Ezber yapmayın yani. Mantığını kavrarsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Evet, tamam mıyız? Bu kavramları ayırmakta. Sıkıldık mı? Evet, sıkıldık mı öğretmenlerim? Bu arada sonradan katılanlar. Dediğim gibi yayın kapatınca post paylaşacağım. Yorum yapan 5 kişiye Ender Hoca 500 püf nokta hediyesi yine. Gönlüm zengin. Hediye vermeden canlı yayın yapamıyorum. Yani artık değerimi bilin. Evet, bu kalbi niye atıyorlar? Ben de anlamadım arkadaşlar. Yani atmayın deyip niye kalp atılıyor? Çok çözemedim bu mevzuyu yani. Ben deyince daha çok atıyorlar. Olumsuz transferin bir işlerine bir örnek daha verebilir misin? Verirsin hocam. Numaradan da verebilirsin. Şöyle ifade edebilirim. Benim şu anki numaram 541 falan filan diye bir numaram var. Numaramı arkadaşlar bugün değiştirdim.
Yeni numaram da 32 ile başlıyor numarası ama bir türlü öğrenemedim arkadaşlar. Dersem, böyle vurgularsam ifademi olumsuz transfer olur. Evet. Pekala. Hadi bakalım. Olumlu transfer için örnek basit, örnek için çok örnek verilebilir. Yani klasik örneklerdir. Bu sefer şöyle de diyebilir. İşte matematikte rasyonel sayıları öğrenen bir öğrenci fizikteki formülleri daha kolay yapması mesela. Desteklemesi dersek olumlu transfer zaten. O karışmadığı için çok vurgulamadım. Öncelik sonralığa da örnek verdim zaten. Tamamdır. Hepsini örnek verdim şu an. Evet, tamam, hadi bakalım. Evet, herkes paylaşımdan sonra post paylaşacağım. Yorum yaparken kalp de atarsınız. Eyvallah, çok sağ olun Erdoğan hocam. Pekala, hadi bakalım. O zaman, evet. Bir şeyler geldi ama kapandı, neyse artık kusura bakmayın. Saf çıkarcılık ve iyi çocuk eğilimi. Hafta içi bununla ilgili püf nokta paylaşmıştım. Anlamayanlar olmuş. Mesaj atan da çok oldu. Halbuki çok basit ama önemli tabii ki arkadaşlarım. ÖSYM'nin Kolberg'in ahlak gelişimiyle ilgili sorduğu soruların çok büyük kısmı saf çıkarcılıktan karşımıza çıkıyor. Çok büyük kısmı. Ve biz genelde bunu iyi çocuk eğilimiyle çok fazla karıştırıyoruz. Ama ayrımı da bir o kadar kolay. Peki nasıl ayıracağız derseniz. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle şu bak... Düşünceyi ortadan kaldıralım. Bazı arkadaşlar şöyle kodlayabiliyor. İşte saf çıkarcılık gelenek öncesi, iyi çocuk eğilimi geleneksel dönem. Tamam, problem yok. İşte saf çıkarcılıkta beklenti vardır, iyi çocuk eğiliminde beklenti yoktur gibi bir ayrım yapıyorlar. Böyle kısa metotlar geliştiren arkadaşlarımız olmuşlar. Ama yapılacak en büyük hatadır. Böyle bir düşünce yok arkadaşlarım. Saf çıkarcılıkta da beklenti vardır, iyi çocuk eğiliminde de beklenti vardır. Ama nitelikleri farklıdır. Peki saf çıkarcılıkta nasıl gerçekleşiyorlar? Bir kere gelenek öncesi, değil mi? Şimdi gelenek öncesinde birey nasıl bir yapıya sahiptir? Toplumu mu düşünür, kendini mi düşünür? Kendini düşünür. Yani bencildir. Başkaları umurunda olmaz. Kendi çıkarları, kendi ihtiyaçları, arzuları daha ön plandadır. Dolayısıyla saf çıkarcılık arkadaşlarım bu anlamda araçsal ilişkiler dediğimiz mantıkla arkadaşlarım birey için önemli olan bireyin kendisidir. Ama farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Yanıltıcı tarafı bu. İlk etapta çok bariz beklentinin olduğu örnekler. Bu herkesin bildiği örnek. Kaz gelecek yerden tavuk esirgememek. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. İşte arkadaşına borç para veriyor. Diyor ki işte olmadığında sen de bana verirsin diyor arkadaşlar. Böyle olursa bunu ne olarak değerlendiriyor? Saf çıkarcılık. Ama bu birinci versiyonu. Şimdi bizim kafamızı karıştıran başka versiyonları var. Her saf çıkarcılık örneğinde illaki karşı taraftan somut bir şey almanıza gerek yok. Bazı saf çıkarcılık örneklerinde üstü kapalı da verilebilir. Nasıl olabilir? Ben bir vatandaşım arkadaşlar ve hatta koronavirüs ile ilgili de konuşabiliriz bunu. Doğru, bugün uyarlayalım hatta bunu. Arkadaşlar ben Allah göstermesin koronavirüsü kaptım ama maske falan takmıyorum. Ya bana ne, ben zaten olmuşum. Kimse umurumda değil. Gidiyorum sokaklarda geziyorum. Ne bileyim arkadaşlar, metroya biniyorum, otobüse biniyorum, bakkala markete gidiyorum. Umurumda değil. Bakın, böyle bir davranış gerçekleştirirsek de bir saf çıkarcılık yapmış oluruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ya bencillik varsa. Bu da bir saf çıkarcılıktır. Benim karşı taraftan bir şey almama gerek yok. Mesela şu da olabilir. Ben aldım cep telefonumu, bindim otobüse arkadaşlar. Arkadaşımla bangır bangır sohbet ediyorum. Kimse ne yapıyor umurumda bile değil. Bu hangi türden, hangi dönemdir? Bu da saf çıkarcılıktır. Neden? Bencillik var. Demek ki bu gibi durumlar da saf çıkarcılığa gerek. İlla ki diğer taraftan bir şey almama gerek yok. Buna dikkat ediyorsunuz. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzıdır bu. Bir de evrensel gibi duran saf çıkarcı örnekler vardır. Evrensellik kokar buram buram ama saf çıkarcılıktır. Mesela bunu... Şu ana göre bile yorumlayabiliriz mesela. Şimdi koronavirüsünde biliyorsunuz ki bağışçı artık aranıyor bundan sonra. Antikor üretimi için vesaire. Şöyle bir Kızılay şöyle bir ilan yaparsa. İşte koronavirüsünden kurtulanlar, iyileşenler antikor bağışlasınlar. İşte kanını bağışlasınlar. İşte bir gün sizin de başınıza ya da sizin de ailenizden birisinin başına gelebilir derse. Bakın normalde iyi bir şey bu. Çok evrensel duruyor ama bu tam bir saf çıkarcı örnek. Neden?
İfadede ne yatıyor? Ya sizin de ailenizden birisinin başına gelirse dediğin anda olay saf çıkarcılığa dönüşür. Olması gereken ne? Benim ailemden ya da kendim. O önemli değil. Önemli olan insanlık için bunu yapmaktır demek lazım. İfadeyi böyle kullanmak lazım. İşte depremzedelere yardım edelim. Çünkü deprem kapımızda. Dediğiniz anda da bir saf çıkarcılık yapmış olursunuz. Evrensel gibi duruyor ama saf çıkarcı bir söylemdir bu. Bunlara dikkat edelim. Peki gelelim iyi çocuk eğilimine. Peki iyi çocuk eğiliminde beklenti yok mu? Dibine kadar var arkadaşlarım. Fakat beklentinin formatı değişti. Buradaki beklenti nasıldır? Kişi ayıplanmamak için, dışlanmamak için ya da başkalarının takdirini kazanmak, onayını kazanmak için başkalarını mutlu etmeye çalışır. Dikkat edin, ayıplanmamak, dışlanmamak, hor görülmemek ya da takdir edilmek, onaylanmak için yapar. Mesela bir gelinin aslında kaynanasını çok benimsemese bile sırf başkaları kendisini kötü görmesin, kötü gelin demesinler ya da eşinin gözüne girmek için ona çok 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 iyi davranması ya da onun için çok güzel şeyler yapması vesaire. Ya da bazı insanların sırf böyle ha bana iyi insanlar desinler, bana iyi insan desinler diyerek insanlara yardım etmesi. Yani bir şekilde arkadaşlar beklenti eğer manevi beklenti olursa, takdir edilmek, onaylanmak gibi şeyler olursa ki ne olur bu? İyi çocuk eğilim olarak karşımıza çıkar. Peki size bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Size soracağım. Herkes yazsın. Bir milletvekilinin seçildiği bölgeye okul yapması öncelikle nedir? Saf çıkarcılık mı? İyi çocuk eğilimi mi? Nedir sizce arkadaşlar? Bir milletvekilinin seçildiği bölgeye okul yaptırması. Evet. Hadi bakalım bekliyorum. Evet. Yorumlar geliyor. %50 gidiyoruz. Şu dakikadan sonra çalışmak için geç değil senin hocam. Evet, tamamdır. Çok güzel. %60 doğru, %40 yanlış gibi değerlendirebiliriz şu an ortalamaya vurduğumuzda. Şimdi arkadaşlarım bu sorunun cevabı tabii ki iyi çocuk eğilimi olacaktı. Neden diyecek olursanız, çünkü ifadelere dikkat etmeniz lazım. Bakın örnek ezberlemek ya örnek tabii ki bilin ama kalıplara da takılmayın. Ben burada ne dedim bakın, bir milletvekilinin seçildiği bölgeye okul yaptırması dedim. Dolayısıyla bu kişi, bu örnekten gördüğümüz şey nedir arkadaşlar sadece? İşte halkına yardım eden bir milletvekili var. Bitti. Ha beklentisi takdir edilmek, onaylanmak olabilir vesaire olabilir. Ama gördüğümüz tek şey burada yardım ediyor. Şunu diyebilir ama hocam bir çıkarı vardır. Oy beklentisi vardır. Bakın biz bunu kafamıza göre söyleyemeyiz. Kolberg'in dönemleriyle ilgili yaptığımız en büyük hata nedir biliyor musunuz? Kendi yorumlarımızı işin içerisine katmak. Katmayacaksın. Örnekte sana vermiş mi böyle bir şey? Vermemiş. Eğer şöyle deseydi onu söyleyebilirdin. Mesela seçim dönemindeyken milletvekilinin eğer okul yaptırması deseydik. Ha o zaman derdik ki seçim dönemi. O istiyor tabii ki mantık olarak. O zaman bunu yorumlayabilirdin. Ya da şöyle deseydi bu milletvekili. Tamam seçildi, okul yaptırdı. Halkım bakın ben sizin için çalışıyorum. Sonraki seçimlerde yine siz beni görürsünüz deseydi. Yine o zaman saf çıkarcı diyebilirdik. Ama bunların hiçbirisi yoksa kafamıza göre söyleyemiyoruz. Cümlede ne yatıyorsa sadece ona göre yorum yapacağız. Biz sadece okul yaptırmış bir milletvekili. Bitti. Halk için iyi bir şey olmuş mu? Olmuş. O zaman iyi çocuk eğilimidir yorumunu yapacağız. Bir de son olarak burada şu püf noktayı vereceğim. Sonlandıracağım. Sosyal sözleşme ile evrensel ahlak ilkesi. Yani gelenek sonrası. Arkadaşlar burada çok ince bir nokta var. Belki sorulabilir. Hiç belli olmaz. Şahsen beklediğim yerlerden birisi bu kısım. Normal şartlar altında aslında Kolberg bile diyor ki evrensel ahlakla sosyal sözleşme çoğu zaman iç içe geçmiştir. Yani çoğu zaman ayıramayız diyor. Tamam burada da hemfikiriz arkadaşlarım. Fakat ince bir noktadan ayrım olabilir. Gelenek sonrası dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Evrensel değerler tabii ki. Artık ne önemli? Adalet önemli, insan hayatı önemli, sağlık önemli vesaire vesaire. Sosyal sözleşme burada birinci dönem oluyor gelenek sonrasının. Olayı nedir daha çok arkadaşlarım?
kanunları körü körüne bağlanmayan, kanunları sorgulayan, eleştiren, gerektiğinde değiştirilebileceğini düşünen, insanlık yararına değiştirilmesi gerektiğini düşünen kişilerdir sosyal sözleşme. Evrensel ahlaka geldiğimizde ise burada ise en önemli şey insan hayatı deriz her zaman. Adalet, özgürlük, insan hayatı, eşitlik bunlar her şeyden daha üstündür der. Ve belli başlı insandan çıkabildiğini söyler. Peki ÖSYM tuttu arkadaşlar bize çok kıl tüy bir örnek verdi ve A şıkkı sosyal sözleşme, B şıkkı evrensel ahlak dedi. Ve örneğimizi de şöyle verdi arkadaşlarım. Diyelim ki bir kişi var, ben arabayla gidiyorum, giderken önümde bir kaza olmuş. Klasik bir örnekten yorumlayacağım şimdi olayı. Kaza olmuş ve yaralı birisi var. Ben o yaralı kişiyi arabama alıyorum. Ve hastanenin yolunu tutuyorum arkadaşlar. Ve giderken kırmızı ışık yandığını görüyorum. Ve kendim şöyle sorgulamalar yaşamaya başlıyorum. İleride kırmızı ışık yanıyor. Durursam eğer hasta daha kötü olacak. Ama geçersem ceza yiyeceğim. Ne yapmam gerekir? Aslında bu durumda yasalar bir düzenleme yapması lazım. Böyle durumlarda geçildiğinde ceza yemememiz gerekir demem diyorum. Ve kontrollü bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu örnek size evrensel gibi gelmiş olabilir. Ama aslında bu örnek sosyal sözleşme. Neden diyecek olursanız. Çünkü sosyal sözleşmede şöyle bir özellik vardır. Birey evrensel değerler ile kanunlar arasında ikilem yaşar. İkilem ve sorgulamalar yaşar. Kanun eleştirmeye çalışır, eleştirir ve o kanun değiştirilmesini sorgular. Yani kanunlarla evrensel değerler arasında ikilem yaşanır. Ha yine evrensel değerler ön plana alınır. Sonuç olarak yine o gerçekleştirilir. Ama süreçte bir ikilem vardır. Evrensel ahlakta ise bu ikilem yaşanmaz. Yani ben şunu deseydim. Evet, yaralı birisi var, ağır yaralı, artık yapacak bir şey yok. Kesinlikle hastaneye yetiştiriyorum, sorgulanacak bir tarafı yok. Direkt hiç düşünmeden onu götürmeyi hedeflemiş olsaydım o zaman evrensel ahlak olurdu. Yani kanunlarla evrensel değerler arasında ne yaşamıyoruz? Ahlak ikilemi yaşamıyoruz arkadaşlarım. İşte böyle bir ince ayrım var, buna dikkat edelim. Evet, tamam mıdır arkadaşlarım? Evet, güzel. Evet, o ince ayrıntılar zaten bizi başarıya götürecek. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bunlar niye önemli biliyor musunuz? Şu an yayınımda var 250 kişi. Daha sonra bunu 3000-5000 insan izliyor arkadaşlar. Hepimiz kitaplar alıyoruz, dershanelere gidiyoruz, uzak denetim desteği alıyoruz vesaire vesaire. Herkes zaten aynı şeyleri öğrenirken farklılaştıran şey ne olacak? Bu tarz şeyler olacak zaten arkadaşlarım. Herkes Kolberg'i öğreniyor. Herkes klasik koşullanmayı öğreniyor. Herkes o kitapları okuyor arkadaşlarım. Ama atanan sayısı %10. Dolayısıyla bu atananın farkı ne? Bu ince detaylardan geçiyor. Evet. Çocuğa acı biber sürmek ne? Birinci tur ceza ne olsun? Şimdi bir tane... yok hocam, ara ara veriyorum sadece püf noktaları. Ses görüntüden sonra geliyormuş. Vallahi internet bağlantısıyla ilgilidir hocalarım. Arkadaşlar üst düzey koşullanma vesaire hepsini daha önceden gördük zaten, anlattım. Eğitim dedi 2017'de öğrencilerim sayesinde atanım. Demirden hocam, Hatice Demirden hocam. Yolunuz açık olsun 2017'den. Tam anımsayamadım ama belki tam şey olsaydı görürdüm. İnşallah iyisinizdir diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet, kayıp atanlara ayrıca teşekkürler. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar vaktim azalıyor. Şöyle yapalım. Bir saniye. Hocam acı biberin kendisini sorarsa olumsuz pekiştireç. Acı biberi vermek dersen birinci tür ceza. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bak hocamız sormuş. Çok basit bir hata bu hocam. Artık bunlara düşmeyelim. Olayı sorarsa birinci tür ceza. Olaydaki aracı sorarsa olumsuz pekiştireç. Tamam mı? Yani acı biberin kendisi olumsuz pekiştireç. Olay ceza. Tamam mı? Şimdi bir tane örneğim var arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Gestalt'ta size sormak isterim. Gestalt'ta
İlki transferi ya da yer değiştirme denilen bir kavram vardır. Duyan var mı içimizde bunu? Yine sürpriz sorulabilecek kavramlardan birisidir. Bunu da verip öyle kapatacağım. İlke transferi. Arkadaşlar diğer püf noktaları, sorduğunuz püf noktaları şey yazabilirsiniz. Şu an post paylaşacağım ya çekiliş için. 5 arkadaşımıza da hediye vereceğiz. Eğitimdeyiz, mutluyuz hashtag'iyle olacak zaten. Oraya takıldığınız kavramları yine yazın, tamam mı? Sonraki püf noktalarda değerlendirelim. Tamam mı arkadaşlar? Öyle yapalım. Şimdi duyan var mı? Tekrar söyleyeyim. Geçti altta ilke transferi yer değiştirme. Şimdi arkadaşlarım bilmeyen varsa bunu not alsın. Örnek üzerinden vereceğim. Çıkma ihtimali yine sorulmamış ama topun ucunda. Yani önemli kavramlardan birisi hala sorulmadı mesela. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım elimde malzeme çok yok. Nasıl anlatacağım onu da bilemedim ama. Siz bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elimde iki tane kutu var arkadaşlar, tamam mı? Ve bir tane civcivim var. Herkes beni iyice dinlesin. Bunları sarı ve kırmızı gibi düşünmenizi istemiyorum. Sanki sarının ya da turuncunun tonu gibi düşünmenizi istiyorum. Bunun renk oranı %30 iken bunun %50. Yani %30, %50 açık koyu gibi düşünebilirsiniz. %30 renge sahip olan bir sarı ya da turuncu kabım var. %50 tona sahip olan ikinci bir kabım olduğunu düşünün. Ben arkadaşlar bu kaplardan ilk yani civciv ve yemimizi %50'lik kabın içerisine koyuyorum. Civcivimizi aç bırakıp sonra salıyorum. Civcivim benim ilk önce ne yapıyor? Bu kaba da geliyor. Bir bakıyor ki %30 olanda yem yok. %50 olanda yem var. Bundan sonra her seferinde arkadaşlar %50 olana giderek yemini alıyor ve karnını doyuruyor. Deneyimizin birinci aşaması böyle gerçekleşiyor. İkinci aşamada bir değişiklik yapıyoruz. Şu an elimde malzeme yok ama nasıl yapacağım bilemedim. Bu sefer arkadaşlarım %50'lik olduğu yerde duruyor. Bak dursun bu. Bu sefer daha koyu olan bir kap getiriyorum. %30'u çıkartıyorum. %80 koyuluk oranına sahip olan bir kap. Yani %50 idi bu. Bundan da daha koyu olan bir kap var. %80'lik. Bu sefer arkadaşlar ben yemleri %80'in içine koyuyorum. Yani daha koyu olan kabın içerisine koyuyorum. Davranışçı kuramı savunan insanlar diyor ki bu civciv diyorlar arkadaşlar. Bu civciv %50'ye koşullandığı için yine %50'ye gidecektir diyor. Davranışçı öğrenme kuramını savunan insanlar. Fakat hiç de onların dediği gibi olmuyor. Bizim civcivimiz tereddüt dahi etmeden arkadaşlarım %80'lik olan daha koyu olan kaba giderek besinleri ya da yemleri alıyor. Şimdi burada dikkat edecek olursanız bir anlayış var. Civcivimiz ilk durumdayken arkadaşlar şunu kazandı. Hangisi daha koyuysa besin onun içindedir. İlkesini kazanıyor. Bunu ikinci duruma transfer ediyor. Ve ikinci durumda hangisi koyuysa direkt ona giderek besin alıyor tereddüt dahi yaşamadan. İşte Gestalt'ta buna ilke transferi ya da yer değiştirme deniyor. Anlaşıldı mı? İlke transferi ya da yer değiştirme. Duymuş muydunuz daha önce bu kavramı? Önemlidir. Malzeme yetersiz, kusura bakmayın artık. Biriniz demiş ki hocam saçlarınız uzamış demiş. Çok teşekkür ederim. Öyle bir gürleşti ki inanamazsınız hocam. Sizi bile görmekte zorlanıyorum. Pekala. Evet, bugünlük bu kadar. Şimdi canlı yayından sonra post paylaşacağım. Yorum yapın. Kalpleri doğruya atın mümkünse. Yok, ilk aşamada da koyudaydı. Daha koyudaydı besin. Tamam mı? Ölçmeyle ilgili daha sonra yapacağım. Evet. Peki. Hadi bakalım. O zaman teşekkür ediyorum. Sayfayı takip edin. Ölçme alanım tabii ki hocam. Anlatmaz olur muyuz? Eğitimdeyiz. Uzaktan eğitim. Bütün derslerimiz, her şeyimiz orada. Evet. Hayır arkadaşlar. YouTube'a falan bir şey atmıyoruz biz. Evet. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Post paylaşacağım şimdi. Herkes oraya yorumlarını yapsın. Hem de istediğiniz yerlerde yapabilirsiniz tabii ki. Takıldığınız, karıştırdığınız yerlere. Evet, hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.
Bu arada tekrar söylediğim gibi eğitimdeyiz. Uzaktan eğitim, kamp, canlı kamplarımız olacak. Az kontenjan kaldı. 100 kişilik zaten canlı kamplarımız eğitimdeyiz de. Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yapacağız. Çok etkileyici, etkili. Yani direkt sınav odaklı. Düşünen varsa baksınlar. Bilginiz olsun. Daha sonradan kalmayacak. Evet, hangisi koyuysa ondadır ilkesini kazanıyor. Bunu da transfer ediyor. Peki, kendinize iyi bakın hocalarım. Hoşça kalın.